Tekrardan merhaba herkese. Kitabın ikinci bölümünü okumak için yeni bir video çektim. Sıklıkla yapmaya devam edeceğim umarım. Sorun yaşamasam. Bugün düne göre daha iyi hissediyorum. Az önce terapiden çıktım. Hacı Bey'e teşekkür ederim. Ayrıca. Terapist çok önemli. Bu konuyu ayrıca bir videoda anlatacağım. Çok dertliyim bu konuda ama şimdi girmeyeceğim buna. İkinci bölüme geçeceğim ama bu bölüm aslında başlı başına bir konu, çok önemli bir konu. Sevgi deposu konunun adı, sevgi deposunu dolu tutun konunun adı ama sevgi deposu denilen şeyin geçmişten bugüne ne kadar dolu olduğu, ne kadar doldurulduğu ya da şu anda ne durumda olduğu çok önemli. Bu bölümü ayrıca dikkatli dinlemenizi isterim. Eğer karşınızdaki insanlar size göre sevgi deposu daha boş olan insanlar olabilir ya da siz onlara göre daha dolu bir depoyla karşılarında duruyor olabilirsiniz. Anlayabileceğiniz üzere tabii dolu bir depo her zaman daha iyi bir performans verir. Boş bir depo performansının altında bir hizmet sunar. Ama bu demek değil ki o depo boşalacak, hiç performans alamayacaksınız vesaire. Eğer iyi bir insansanız, güzel bir kalbiniz varsa ki herkes sanıyorum kendine bunu yakıştırır. O zaman şöyle yapacaksınız. Karşınıza boş depolu biri görüyorsanız onun deposunu doldurmaya yardımcı olacaksınız en başta. Tavsiyemden sonra konuya giriş yapıyorum. Sevgi deposunu dolu tutun. Sevgi tüm dillerdeki en önemli ve en düşündürücü kelimedir. Gerek dünyevi filozoflar ve gerekse mistikler sevginin hayatımızda merkezi rol oynadığına inanıyor. Ve bunu sık sık vurguluyorlar. Hepimize sevginin görkeminden ve dünyayı sevginin döndürdüğünden söz ediliyor. Binlerce kitap, şarkı, dergi ve film bu sözden yola çıkmıştır. Çeşitli felsefi ve dinsel sistem sevgiye özel bir yer verir. Tüm dinlerin temelinde sevginin, inananların temel özelliği olması gerektiği vurgulanmıştır. Psikologlar sevildiğini hissetme ihtiyacının diğer tüm duygusal ihtiyaçların önüne geçtiğini düşünmektedir. Sevgi için dağlar, denizler aşılmış, yürüyerek çöllerden geçilmiş ve tarifi imkansız zorluklara katlanılmıştır. Sevgi olmadan dağlar aşılmaz, denizler ve çöller geçilmez, zorluklar üstesinden gelinmez olur. Pavlov, sevgiden doğmayan başarıların hiçbirinin anlamlı olmadığını söyleyerek sevgiyi yüceltir. Ve insanlık oyununun son perdesinde üç karakterin hayatta kalacağını söyler. İnanç, umut ve sevgi. Ama en önemlisi sevgidir. Sevgi kelimesinin gerek geçmişte ve gerekse günümüzde insan yaşamının her yönüne işlediğini kabul ediyorsak, bu kelimenin ne kadar şaşırtıcı olduğunu da kabul etmek zorundayız. Bu kelimeyi çok çeşitli şekillerde kullanıyoruz. Sosisli sandviç severim diyoruz. Hemen ardından annemi seviyorum diyoruz. Yüzmeyi, kayak yapmayı, avlanmayı ve benzeri faaliyetleri sevdiğimizi söylüyoruz. Yiyecekler, arabalar, evler gibi cansız nesneleri sevdiğimizi söylüyoruz. Köpek, kedi, salyangoz gibi hayvanları seviyoruz. Doğaya, ağaçlara, otlara, çiçeklere ve havaya aşık olduğumuzu haykırıyoruz. İnsanları, ebeveynlerimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, dostlarımızı, akrabalarımızı sevdiğimizi söylüyoruz. Hatta sevginin kendisini bile seviyoruz. Eğer hala kafanız karışmadıysa devam edelim. Davranışları tanımlamak için bile sevgi kelimesini kullanırız. Bunu onu sevdiğim için yaptım. Bu ifade her türlü davranış için kullanılır. Bir erkek evlilik dışı ilişkiye girer ve bunu sevgi olarak tanımlar. Ama din adamının buna verdiği isim zinadır. Ve günah olarak tanımlanır. Alkolik bir adamın karısı, kocasının son yarattığı olaydan kalan dağınıklıkları toplar ve adına sevgi der. Ama bir psikoloğun gözünde bu karşılıklı bağımlılıktır.
Ebeveynler çocukların tüm isteklerine onları sevdikleri için katlanır ama aile terapisti bunun için, bu tutum için sorumsuz ebeveynliktir der. Peki sevgi nerede kalıyor bu durumda? Bu kitapta amacımız sevgi kelimesinin etraftaki kargaşayı ortadan kaldırmak değil, duygusal sağlığımız için gereken türde sevgi kavramına eğilmektir. Pedagoglar bir çocuğun duygusal açıdan dengeli olması için belli açılardan tüm duygusal ihtiyaçlarının karşılanması ve bulunması gerektiğini vurgular. Bu duygusal ihtiyaçlardan hiçbiri sevgi ve şefkat ihtiyacı bir yere ait olduğunu, istenip kabul edildiğini hissetme ihtiyacı kadar esas değildir. Çocuk yeterince şefkat gördüğü takdirde sorumluluk sahibi, bilinçli bir yetişkin haline gelir. Aksi halde duygusal ve sosyal açıdan gelişiminde geri kalacaktır. Şu benzetme hoşuma gider. Her çocuğun içinde sevgiyle doldurması gereken bir duygu deposu vardır. Çocuk gerçekten sevildiğinde doğal ve olması gerektiği gibi gelişir. Sevgi deposu boş kaldığında çocuk yanlış davranışlara yönelir. Çocukların yaramazlıkları genellikle bu sevgi deposundaki boşluktan kaynaklanır. Çocuk ve ergenlerin davranışlarıyla ilgili uzman olan psikiyatr Dr. Rose Campbell ile konuşuyorduk. Onu dinlerken ofisimde bana çocuklarının türlü türlü kötü davranışlarını ve yaramazlıklarını anlatarak sızlanan ebeveynleri düşündüm. O çocukların iç dünyasında boş kalmış bir sevgi deposu olduğu hiç aklıma gelmemişti ama sonuçlarını görmek kaçınılmazdı. Yaramazlıkları bir türlü alamadıkları sevgiyi arayışlarının saptırılmış bir haliydi. Aile içinde bulamadıkları sevgiyi yanlış kanallardan, yanlış biçimlerde arıyorlardı. Ashley adında 13 yaşındaki bir kız cinsel yoldan bulaşan bir hastalık yüzünden tedavi görüyordu. Anne ve babası berbat durumdaydı. Ashley'e çok öfkeliydiler ve diğer öğrencilerle birlikte ona cinsel bilgiler dersi veren okulu suçluyor, bunu neden yaptı diye soruyorlardı. Ashley ile konuşurken bana anne ve babasının kendisi 6 yaşındayken boşandıklarını söyledi. Babamın beni sevmediği için evden gittiğine inanmıştım dedi. 10 yaşındayken annem yeniden evlendiğinde artık kendisine sevgi verecek başka birini bulduğunu ama beni seven kimsenin olmadığını düşündüm. Tek istediğim sevilmekti. Okulda bir gençle tanıştım. Yaşı büyüktü ama benden hoşlanmıştı. Buna inanamıyordum. Bana çok iyi davranıyordu ve bir süre sonra beni gerçekten sevdiğine inanmaya başladım. İstediğim şey ilişkiye girmek değil, sadece sevilmekti. Ashley'nin sevgi deposu yıllar yılı boş kalmıştı. Annesi ve üvey babası onun fiziksel olan tüm ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Ama içinde yaşadığı duygusal fırtınayı anlayamamışlardı. Ashley'i sevdikleri şüphesizdi ve onun da bu sevginin farkında olması gerektiğine inanıyorlardı. Ama iş işten geçene kadar Ashley'nin baskın sevgi dilinin farklı olduğunu bilmiyorlardı. Ayrıca sevgiye duyulan ihtiyaç sadece çocuklara has bir oluşum değildir. Yetişkin olduğumuzda ve evlendiğimizde de bu ihtiyacımız devam eder. Aşık olmak diye tanımladığımız deney bu ihtiyacı belli bir ölçüde karşılar. Ama ne yazık ki sadece geçici bir önlemdir. Uzun sürmez ve sınırlı bir etkiye sahiptir. Aşık olmanın getirdiği coşkular geride kalıp biz bulutların üzerinden indikten sonra sevgiye duyduğumuz asıl ihtiyaç ortaya çıkar. Çünkü bu varlığımızın temeli olan bir ihtiyaçtır. Sevgiye aşık olmaktan önce de ihtiyacımız vardır. Ve yaşadığımız sürece de bu ihtiyacımız devam edecektir. Kişinin eşi tarafından sevildiğini hissetme ihtiyacı evlilikle ilgili tüm isteklerin temelinde yatar. Geçenlerde bir beyefendi bana şöyle demişti. Eğer eşiniz sizi sevmiyorsa evin, arabaların, yazlığın ve diğer her şeyin ne anlamı var ki? En çok istediğim şey karımın beni sevdiğini hissetmek. Maddi değerler sevginin yerini tutmaz. Bir bayan şöyle diyordu. Kocam bütün gün ben yokmuşum gibi davranıyor. Sonra beni yatağa sokmaya çalışıyor. Bu tutumundan nefret ediyorum.
Bu kadının ilişkiye girmekten nefret ettiğini sanmayın. Sadece sevildiğini hissetmek için umutsuzca yalvarıyor. Benliğimizin özünde bir şey sevildiğini hissetme ihtiyacı duyar. Dünyadan çekilmek, başka insanlarla bağlantıyı kaybetmek kişinin ruhunu mahveder. Bu suçlunun hücresinde tek başına kalmasının en acımasızca ceza olduğuna inanılmasının nedeni budur. İnsan başka bir insanla yakınlaşmak ve sevilmek ister. Evlilik bu yakınlık ve sevgi ihtiyacını sağlıklı yollardan karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Kutsal metinler işte bu yüzden eşlerinin tek vücut haline gelmesi gerektiğini söyler. Bu kişilerin bireyselliklerden vazgeçmeleri anlamına gelmez. Birbirlerinin yaşamlarına derin ve içten bir şekilde nüfuz etmeleri anlamına gelir. Kutsal kitabın yazarları, kadınların ve erkeklerin birbirlerini sevmesi gerektiğini söylemiştir. Platon'dan Peke kadar tüm büyük düşünür ve yazarlar evlilikte sevginin ne kadar önemli olduğundan söz eder. Sevgi önemli olmakla birlikte onu bulmak da zordur. Birçok evli çiftin ayrıca aynı acıyı yaşadığını gözlemledim. Bazıları içlerindeki acıya dayanamadıkları, bazıları ise gerek kendi davranışları ve gerekse eşlerinin davranışları evliliklerine zarar verdiği için kapımı çaldılar. Bazıları artık evliliğini sürdürmek istemiyordu. Onların sonrasında sonsuza dek mutlu yaşama hayalleri acı gerçekler karşısında dağılmıştı. Aşkımız öldü, ilişkimiz sona erdi. Birbirimize yakın olduğumuzu sanmıyorum ama görünüşe bakılırsa artık bu doğru değil. Bir arada kalmaya bile dayanamıyoruz. Birbirimizin ihtiyaçlarına cevap veremiyoruz. Bu sözleri o kadar sık duydum ki. Bu örnekler yetişkinlerin de çocuklar gibi birer sevgi deposuna sahip olduğunu gösteriyor. Kırgın çiftlerin kalplerinin derinliklerinde boşalmış sevgi depoları olamaz mı? Yanlış davranışlar içinde kapanmalar, acı sözler ve eleştiriler, boş bir sevgi deposunun yarattığı duygusal yoksulluktan kaynaklanıyor olabilir mi? O depoyu doldurmanın bir yolunu bulsaydık, evliliğimizi kurtarıp tekrar yaratabilir miyiz? Sevgi depoları dolduğunda eşler fikir ayrılıkları üzerinde tartışmak ve çatışmaları çözmek için daha uygun bir ortam yaratabilirler miydi? Bu depo evliliğin sağlam ve dengeli akması için bir temel olabilir miydi? Bu sorulara cevap ararken kendimi uzun bir yolculukta buldum ve yolculuğum sırasında şimdi bu kitapta sizlere aktaracağım basit ama güçlü anlayışlara ulaştım. Mesleğimde geçirdiğim 20 yıl boyunca devam eden bu yolculuk aynı zamanda bana ülkemdeki yüzlerce çiftin yüreklerini ve zihinlerini gösterdi. Seattle'dan Miami'ye kadar çeşitli yerlerden gelen birçok çift beni evliliklerinin mahrem dünyasına kabul ettiler ve açık kalplilikle her şeyi tartıştık. Bu kitaptaki örnekler gerçek yaşamdan alınmıştır. Ama benimle özgürce konuşmaktan çekinmeyen bu insanların mahremiyetini ve kişisel haklarını korumak adına isimlerini değiştirdim. Evlilik için sevgi deposunu dolu tutmanın tıpkı uzun yolda arabamızın benzin deposunu dolu tutmak gibi olduğuna inanıyorum. Deposu boşaldığında arabanızı yürütemeyeceğiniz gibi evliliğiniz de boş bir sevgi deposuyla yürümez. Ama evliliğinizde bunun için ödeyeceğiniz bedel uzun bir yol yürümekten daha ağır olacaktır. Bu kitapta okuyacaklarınız binlerce evliliği koruyabilir, kurtarabilir ve hatta iyi bir evliliğin duygusal ortamını bile zenginleştirebilir. Evliliğiniz şu anda ne durumda olursa olsun, her zaman ilişkinizi daha iyi bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Dikkat! 5 sevgi dilini anlamanızın ve eşinizin baskın sevgi dilini öğrenip konuşabilmenizin, onun size karşı davranışlarını temelden değiştirebilir. Çünkü sevgi depoları dolduğunda insanlar farklı hisseder ve farklı davranır. Ayrıca 5 sevgi dilini incelemeye başlamadan önce zihinleri bir hayli kurcalayan başka bir konudan söz etmek zorundayız. Aşık olmak. Aşık olmak konusuna geçmiyoruz. Bu bölüm biraz daha kısa ama aşık olmak konusu biraz uzun tutulmuş. Bir sonraki video biraz uzun olabilir.
Eğer bu videoyu izleyen insanlar olursa bence devamını çok daha fazla merak edecekler. Ben bu bölümden sonra büyük bir hızla bitirdim. Hatta bu kitabı 3 kere okudum. Bir kere de eşimle birlikte okuduk. Biz gerçekten faydasını gördük. Hem şöyle anlatabilirim. Bizim uzak bir ilişkimiz var. Birbirimizi daha çok anlamaya ihtiyacımız var. Ama ben görüyorum ki aynı evin içinde mesafelerden çok daha uzak insanlar var. Çünkü şöyle düşünüyorum. Başınız ağrıyor. Mideniz bulanıyor. Başınız ağrıyor. Mideniz bulanıyor. Günlerce başınız ağrıyor. Mideniz bulanıyor. Evde onu yapıyorsunuz olmuyor. Bunu yapıyorsunuz olmuyor. İlk yapmanız gereken şey doktora gitmek. Doktora gitmenin amacı fark etmek. Ne olduğunu anlamak. Tıpkı bunun gibi doktora gittikten sonra, fark ettikten sonra gerçek çözüm yolları ortaya çıkıyor. İşte buna da bir hastalık olarak bakarsak ki iyi ilişkileri de geliştirebileceğini söylüyor kitap az önce duyduğunuz gibi. İlk yapmanız gereken şey hemen iyileşmek değil, asıl olması gereken önce fark etmek, bir tanı koymak. Ben fark etmenize yardımcı olmak için buradayım. Lütfen fark etmek isteyin. Fark ettiğiniz zaman emin olun iyileştirmek de isteyeceksiniz. Şimdi hiçbir istek duymuyor olabilirsiniz. Ben artık istemiyorum. İşte bunu yapmak istemiyorum, şunu yapmak istemiyorum. Yeter artık. Ben daha fazla da uğraşmayacağım diye olabilirsiniz. Sadece fark etmeye müsaade verin kendinize. Belki şimdi çözüm aradığınız ilişki için değil ama ileriki ilişkilerinize de faydalı olabilir. Bunu kendiniz için yapın. Böyle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi akşamlar. Sağlıcakla.